kitaplarını okumuştum yalnız. Ve belgeselin yapılması da şöyle bir tuhaflığın sonucunda oldu. 1974 yılında Fatma Gülik'le yaptığımız bir film Taşkent Film Festivali'ne davet edilmişti. Biliyorsun bir yıl Taşkent yapılır, bir yıl Moskova Film Festivali yapılırdı. İki yıl sonra Sovyet Export filmin İstanbul'daki temsilcisi Alexander telefon etti, ofisine davet etti beni. Gittim, dedi ki Fatma Hanım'la sizi tekrar Taşkent Film Festivali'ne davet ediyoruz. Katılır mısınız dedi. Fatma'ya sorayım, boş vakti varsa, benim boş vaktim var, katılırım dedim. Dedi ki, bir ricada bulunmak istiyorum. Ben bir Aziz Nesin hayranıyım dedi. Ve bizim ülkemizde de çok satan bir yazardır Aziz Nesin. Bununla ilgili bir belgesel yapsan da Taşkent Film Festivali'ne öyle gelsen olmaz mı dedi. O ana kadar ben hiç belgesel yapmamıştım. Belgeselin dramaturjisi ne olmalıdır? Ona yaklaşım ne olmalıdır? Buna ait bir fikrim yoktu. Dedim ki, düşüneyim. Bir aslantı o gün akşam stüdyo sahibi ve Tom Meister filmleri seslendirmesinde büyük bir otorite olan Necip Sarıcıoğlu yemeğe çıktık. Ona Taşkent Film Festivali'ne davet edildiğimi söylediğimde dedi ki, beni de götürsene beraberinde. Çok merak ediyorum Sovyetler Birliği'ni, Özbekistan'ı, Taşkent'i filan. Dedim ki, böyle bir öneri de var. Bir Aziz Nesin belgeseli yapsana, yapabilir misin diyorlar. Dedi ki, prodüksiyonu ben karşılayayım, buna karşılık beni Sovyet Export Film Taşkent'e davet etsin dedi. Yaşarken bir yazara böyle bir öneri getirildiği zaman hayır deme şansı olabilir mi? Elbette dedi. Fakat festivale gitme süremiz 15 gün. Yani 15 gün zarfında çekeceğiz, kurgulayacağız, seslendireceğiz, basacağız ve götüreceğiz. Süre pek yeterli değil. Ve nasıl bir kurgu anlayışıyla, nasıl bir dramaturji anlayışıyla yapacağımı da bilmiyorum. Şöyle bir yöntem önerdim Aziz Bey'e. Dedim ki, hiç mizansen kurmayalım. Siz özel yaşamınızı nasıl yaşıyorsanız biz ona tanıklık edelim. Çekelim. Oradan ben bir kurgu bulmaya çalışayım dedim. Olur dedi. 24 saat sonra bir saatlik Fener yolundaki evine gittik. O gün ne yapıyorsa onu çektik. Vakfa gidiyorum. Vakfa gitmek zorundayım dedi. Vakfa gittik. İmza günüm var dedi. Beyazıt'ta imza gününe gittik. Yemek, karımla yemek yemek istiyorum dedi. Gittik çektik. Yani ne yapıyorsa bir hafta zaten ne yapmak istiyorsa hiçbir mizansen, bir tek mizansen vardır. Çetin Altan'la Gülhane Parkı'na gidişlerini o yazıyı seçtiğim için, resimlemek için Çetin Altan'ı aradım. Birkaç saat izin verir misin? Aziz Nesin'le ilgili yazdığın yazıyı resimlemek istiyorum. Bizimle olur musun dedim. Kabul etti.